Günaydın. Bugün 3 Ekim 2022 Pazartesi. Dünya gözüyle karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Hafta sonu inanılmaz bir seçim trafiği vardı. Cumartesi günü Litvanya'da seçim yapıldı. Aynı başbakanlarıyla Litvanya halkı devam etme kararını verdiler. Anlaşılan Rusya'nın Ukrayna'daki işte ilhakı sonrasında da Litvanya seçmeni başbakanda ya da hükümette bir değişikliğe cesaret etmek istemedi. Dün de Brezilya'da, Bulgaristan'da ve Bosna'da seçim vardı. Bu sene işte seçimler yılı diye boşuna demiyoruz. Brezilya'daki seçim 30 Ekim'e ikinci tura kaldı. İşte Bulgaristan'da ve Bosna'da var. Böylesine yoğun bir seçim trafiği var ve elbette biz de geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını yaptık ve meclisin açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Şimdi Sayın Erdoğan'ın o konuşmasında dış politikaya, Türkiye'nin yabancı ülkelerle ilişkilerine yönelik çok fazla satır başı vardı. Haliyle biz de bugün bu programda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi sevgili arkadaşım da Utku Çakır Özer'le bu konuşmayı bir ele alalım istedik. Sayın Çakır Özer, hoş geldiniz Dünya Gözüyle programına. Sevgili Tülin Hanım, çok teşekkür ederim davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biz üniversite arkadaşıyız da bazen hani onu da şey yapıyoruz, ben izleyenleri hemen onu da aktarıyorum ki arada bazen çünkü o sınıf farklı da geçebilir ama işimize bakıyoruz efendim. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ın bu konuşmasında öncelikli olarak ekonomiye yönelik yaptığı bazı satır başlarını ekrana getirmek istiyorum. Şöyle diyor Sayın Erdoğan, fakat diyor ülkemiz açık bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya kalınca sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik diyor. Artı gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm devletlerin en büyük sorunu olan enflasyonun yol açtığı kayıpları telafi konusunda da inşallah dünyaya örnek olacağız diyor. Ve şöyle bir cümlesi daha var. Ama biz politikalarımızı bunların dediklerine göre değil de ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik diyor. Şimdi ekonomiye dair yapmış olduğu bu üç hani açıklama. Şimdi ben buna baktım, biraz kafam karıştı. Bir, Türkiye'ye kim saldırıyor? Ekonomik olarak Türkiye'nin hani ekonomisini kim hedefe koymuş durumda? Şimdi bir yerde bakıyorsunuz gelişmiş ülkeler diye hani o atıfta yaptığında hani o zaman gelişmiş ülkelerden Türk ekonomisine saldırı yok. O zaman kim saldırıyor? Bu özne işi kim Türk ekonomisini tehdit ediyor meselesi benim kafamı karıştırdı. Siz nasıl okudunuz? Buyurun. Tabii. Öncelikle tabii AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bir tarafsız, anayasada yazdığı şekilde bir tarafsız cumhurbaşkanı gibi değil de bir işte seçim kampanyası yapan siyasi parti liderinin konuşması gibiydi. Zaten bitirişi, başı vesaire hepsi yani seçime atıfla konuşuyordu. Birincisi. İkincisi, Türkiye'de maalesef bu ucube başkanlık sisteminde yürütme bütün işte güçleri kendisinde bağlayarak sarayda bağlayarak öyle bir şey oluşturmuş durumda ki eskiden tarafsız cumhurbaşkanı gelir meclise Türkiye'ye ilişkin görüşlerini, meclisten beklentilerini aktarırdı. Şimdi ise tamamen kendi icraatın içinden gibi bir sunum yapıyor. O yüzden yani ne kadar çarpıklık oldu aslında bu 1 Ekim'deki meclis açılışından bile belli. Belki de yapılan yani orada olması gereken şimdi onun söylediklerine yanıt verecek çok şey var ama öyle bir ortam yok. Konuşuyor ve o gidiyor oradaki parti liderlerinin kendi partisi de olmak üzere ama özellikle muhalefet partilerinin bir söz hakkı bulunmuyor. Zaten de biliyorsunuz genel başkanımız hemen arkasından gazeteciler kendisine sorduğunda söyledi. Yani gelsin bütçe konuşmasında yani muhalefetin söz imkanı olan yerde gelsin bunları söylesin cevabını alsın şeklinde. Çünkü tamamen tek taraflı ve aslına bakarsanız gerçeklerle de örtüşmeyen bir tablo çizmeye çalıştı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizin söylediğiniz husus bir süredir aslında başka açıklamalarında da Erdoğan'ın var işte
tarihte görülmedik bir işte şeyle Türkiye karşı karşıya, hiçbir ülkeye yok ama sadece Türkiye'ye var gibi. Onun devamı niteliğindeydi bu da, işte bir dış güçlerin saldırısı. Şimdi burada tabii şöyle oluyor. Bir, öncelikle dış güçleriniz kim, bu dış güçler diye bir soru olabilir. İki, bu dış güçlerin saldırısı karşısında Türkiye niye bu kadar yalnız kalıyor? Niye hiç kimse yok da Türkiye tek başına mücadele ediyor? Niye bu yalnızlık nereden çıktı diye değişik sorular sorulabilir. Üçüncüsü de Türkiye o zaman bu dış güçlerin saldırısı karşısında, varsa eğer öyle bir şey, niye güçlü değil, niye zafiyet ortaya koyuyor da işte enflasyonu %80'e resmi görünen ama gerçeği %150'lere ulaşıyor? Değişik sorular sorulabilir. İlkinden başlayalım. Dış güçler kim? Siz söylemeniz ama ben bazı mesela ülke isimleri söyleyerek tahminler yapayım ve bazı gelişmeleri söyleyeyim. Mesela hep söylenir, bu dış güçler acaba işte Amerika Birleşik Devletleri mi? Mesela eğer öyleyse daha dün Başkan Biden'ın baş danışmanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi baş danışmanı saatler süren bir görüşme yaptı. Geçen hafta Amerika'ya geniş bir AKP heyeti gönderdiler. Eğer dış güçler bunlarsa gönder. Hem de ne zaman? Amerika'ya nota verdik dedikleri gün, ertesi gün Amerika'ya bir heyet gönderdiler. İşte kongre üyeleriyle görüşsün diye. İşte bir hafta sonra bu dün Jack Sullivan sanırım Biden'ın güvenlik danışmanı İbrahim Kalın ile görüştü ve açıklamalar yaptılar ve bir sürü konuda ortak olduklarını söylediler. Evet, Anadolu Ajansı yalnız onu hani Yunanistan'a verdikleri o protestoyu aynı haber içerisinde Amerika'ya da nota verdik diye paylaştılar ama Amerikalı yetkililer diyor ki orada bir nota verme değil de bir bilgilendirme var. Özel bir diyalog onunla ilgili. İşte zaten Dışişleri Bakanlığı da bunun bir nota olup olmadığını dahi açıklayabilmiş değil henüz maalesef. Ankara'daki beceriksizliğe de bu sizin hatırlatmanızla bir not düşmüş oluyor ama Anadolu Ajansı'nın Washington'daki muhabiri ısrarla, biliyorsunuz, sorularını hep ABD'ye verilen protesto diye verdiğinde ben de hatırlatmak isterim. Şimdi eğer dış güç buysa, şimdi bir taraftan heyet gönderiyorsunuz, bir taraftan işte burada danışmanınızla görüşüyorsunuz. O yüzden bir taraftan uluslararası toplantılarda görüşmek için işte ABD Başkanı Biden'la görüşüp işte ilişkimiz nasıl önemli vesaire diyorsunuz. Şimdi o zaman dış güç bu değil. Peki dış güç ne olabilir? Hep söylenir bazen. İsrail denir mesela. Onda da yeni bir gelişme oldu. Takip etmişsinizdir. Dündü yanılmıyorsam. İşte iki taraftan açıklama yapıldı. Büyükelçilik seviyesine çıkardık ilişkilerimizi. İşte ilişkilerimizi geliştirme, güçlendirme kararlılığındayız diye. O zaman o da değil İsrail'le, ki nitekim zaten rakamlara bakarsanız ekonomik ilişkiler İsrail'le, hani söylemde baktığınızda belki hani gerilimli falan ama ekonomide almış başını gitmiş, biliyorsunuz. Evet, bir küçük parantez tabii yapalım Sayın Çakır Özer. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %83.45. Tüketici fiyat endeksi Eylül ayında 3.08 arttı diyor. ENAG yıllık enflasyonu %186. İTO %107 olarak açıklamıştı diyor. Bu da bir son dakika, herhalde aşağıda da ekranların görüyorsunuz, onu bir belirteyim derim. Siz buyurun devam tabii edin kim, ama başka, şimdi bu meclis yani, konuşmasından onu, satır başlarını okuyarak gideceğim. O zaman dış güçler kim? Bir ara şey diyorduk işte Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Bakıyoruz AKP Genel Başkanı'nın konuşmasını mecliste yaptı. Üç ülkeyle de ilişkilerin BA'ya, Suudi Arabistan, İsrail'le ilişkilerimiz karşılıklı çıkar temelinde gelişiyor. Mısır'la da benzer bir süreç işliyor diyor. Onlar da değil. Yani baktığınızda adını koyacağınız bir dış güç yok. Ama zaman zaman Türkiye ne zaman iktidar beceriksiz bir yönetimi nedeniyle krize, buhrana soksa bu ülkeyi, hemen bir dış güçler arayışı oluyor. İkinci konu, peki dış güçler var da sizin yanınızda kimse yok mu? Niye bu kadar yalnızsınız? Niye bu kadar işte bütün cephelerde sanki bir işte hani dövüşür gibi kendinizi anlatıyorsunuz? Bu yalnızlığın peki sorumlusu kim? 20 yıllık bir iktidar var ortada, icraatlarıyla övündüğünüz, ama baktığınızda dış güçler hep bu iktidara işte tek başına kalıyor. O zaman bu yalnızlığı da sorgulamak lazım. Biz neden dış politikada bu kadar yalnız? Ne yapıyoruz biz acaba? Başka ülkelerin mesela iç işlerine mi karışıyoruz? İhvancı siyasetle onların içinde rejim değiştirmeye mi çalışıyoruz bu ülkede? Bu bölgede. Acaba ondan mı insanlar yanımızda değil? Müttefiklerimiz, dostlarımız acaba neden bizim yanımızda değil? Almayacağımız, rafta tutacağımız, sandık içinde tutacağımız silah sistemlerine, şu yoklukta, yoksullukta $2.5 milyar verdiğimiz ve bunun karşılığında aslında proje ortağı olduğumuz başka uçak sistemlerinden dışlandığımız için mi yalnızız? Yani bakın, Ege'de biz Yunanistan'a karşı üstünlüğü elden
yitirmiş durumdayız. Yunanistan istediği uçak sistemini satır satır alabilirken... Satır geçelim onlara. Ben tabii, şimdi bir paragraf daha okuyayım. İlk önce bir ekonomi üzerinde odaklanalım. Çünkü hani açıklamayı okuduğumuz zaman işte gazeteci refleksi, peki bize denilenden biz ne anlamamız gerekiyor diye. Hani ben de anlamaya çalışıyorum ve sizin bilgi birikiminizden de faydalanmak istiyorum bu programda. Tabii. Şimdi yine Cumhurbaşkanı'nın meclis konuşmasından aktaralım. Ticarette diyor Sayın Cumhurbaşkanı, yıllık 36 milyar dolar olan ihracatımızı 250 milyar doların üzerine çıkardık. Dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 500 milyar dolar sınırına dayandı. Şimdi bu ifadeyi okuduğumda ben demek ki Türkiye'de ekonomik olarak bir sorun yok. Türk sanayisi son derece güçlü ve ticaretimiz, yani ihracat olarak baktığımızda hayli sağlam duruyor. Fakat eğer öyleyse şimdi Türkiye'nin dış borç ödemelerinde döviz açığı sorunu var deniliyor. İşte onu dengeleyebilmek için biz geçen hafta burada İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı da konuk ettik. O döviz açmazını son derece bize detaylandırdı ve onu anlatırken bir de şöyle bir şey dedi. Hani nereden geldiği belli olmayan bir döviz girişi de var Türkiye'ye dedi. Şimdi eğer öyle bir şeyse biz kendi gücümüzle hani var olup da ondan sonra bu dış borcu ödeyemiyoruz. Buradaki ifade yine benim kafamı karıştırdı. Siz siyasetçi olarak nasıl okudunuz? Tabii. Burada öncelikle şunu vurgulayayım. Bahsedilen rakamlar aslına bakarsanız daha birkaç yıl öncesine kadar 2023 hedefleri denen rakamların çok 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 gerisinde biliyorsunuz. Yani sadece bu rakamlar değil. Enflasyon hedefini düşünün. Daha geçen yıl mecliste tartışılırken işte bu yıl enflasyon hedefi yanılmıyorsam %5'ler 7'lerdi. Şimdi siz az önce söylediniz. Resmi rakam %83. Resmi rakam. İnsanların cebinde hissettiği enflasyon rakamı %150, %200. İşte yani arabasına mazot alırken, elektrik faturasını öderken, doğalgaz faturasını öderken hissettiği enflasyondan bahsediyorum. Bunlar hiç öyle %80 falan değil, %150'leri, %200'leri geçmiş durumda. O yüzden hedefledikleri 5'ler 7'ler nerede, yaşadıklarımız nerede? Bahsettiğiniz rakamlar da yine ihracat bağlamında da hedeflenenin çok çok gerisinde. Ama ayrıca da yine Türkiye'nin ithalat bağlamındaki işte dış açığı oluşturan şey zaten asıl rakamlar orada. İhracatla oynuyoruz ama ithalat da patlıyor. Çünkü Türkiye'nin ihracat yaptığı işte 100 ya da 1 dolarlık bir ihracat yapıyorsa bunun neredeyse 90-95 centini ithal ediyor. Asıl mesele orada. Onun için de çok fazla içeride harcayabileceğiniz, kendinize kalacak bir para kalmıyor. Ama ekonominin genel anlamda da yani örnek gösterecek ne var bilemiyorum. Yani enflasyona baktığınızda dünyanın en fazla, en yüksek enflasyonlarından herhalde ilk 5'te, ilk 10'da yer alan bir, bununla övünülecek bir şey yok. Hani Batı bizi kıskanıyor gibi bir durumun ortada olduğunu düşünmüyorum. Yine baktığınızda işsizliğe, baktığınızda alım gücündeki düşüşe Türkiye maalesef yani değil son 20'nin çok uzun bir yılın en kötü dönemini yaşamakta. O yüzden hani bu konuşmaya baktığınızda tamamen pembe bir tablo ama gerçekler hiç öyle değil. Evet, şimdi ekonomiyle ilgili son bir paragraf daha okuyacağım Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, kadınlarımızı siyasetten ekonomiye, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye çıkarma, şiddet başta olmak üzere her türlü tehditten koruma yönünde tarihi reformlar yaptık diyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın tek bir imzasıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Şimdi herhalde tarihi reform bu muydu? Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Çakır? İşte az önce söylediğim, yani gerçeklerle çelişen bir pembe bir tablo çizme gayretinin herhalde bir parçası bu da. Aslında siz kendiniz de söylediniz zaten, bu dönemde bence Türkiye açısından uluslararası alanda da en itibar yıkıcı hamlelerden biri kendisinin tek imzasıyla bir gecede hukuk dışı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden, ki bu bu ülkedeki kadınların aslında tüm Avrupa Konseyi ülkelerindeki tüm kadınların ama kendi ülkemiz açısından baktığımızda bu ülkedeki kadınların en önemli güvencelerinden biri olan bir sözleşmeydi ve bundan bir gecede çıktılar. Ben inanıyorum ki AKP'ye oy veren ya da AKP kadrolarında siyaset yapan işte binlerce, yüz binlerce belki kadın da bundan son derece şikayetçidir, son derece rahatsızdır. Belki yüksek sesle dile getiremiyorlar bu görüşlerini ama inanıyorum ki böylesine bir hak
böylesine uluslararası bir sözleşmenin ellerinden alınması, sadece kendilerinin değil Türkiye'deki tüm yurttaşlarımızın elinden alınması çok büyük bir haksızlıktır. Hem kadınlara hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük bir haksızlıktır. Evet. Şimdi yavaş yavaş dış politikaya istiyorsanız geçelim. Hayır. Dış politikaya geçerken bir Yunanistan özeline geleceğim. Çünkü orada iki tane önemli şeyi var. Hem de konuşmanın çok başlarında söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle yine konuşmadan tırnak arasında aktaralım. Tehditleri kaynağında yok ederek ülkemizin güvenliğini, milletimizin huzurunu, sınırlarımız dışında başlatma stratejimizi bir gece ansızın gelebiliriz ifadesiyle uygulamaya devam ediyoruz diyor. Şimdi bu bana çok ilginç geldi. Acaba böyle bir hani dış politik strateji olabilir mi? Emin olamadım. Bir onu sizden alabiliriz aslında. Ama Yunanistan özelinde de diyor ki biz 100 yıl sonra Yunanistan'ı kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor. Bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bunu ben anlamadım. Siz anladınız mı? Yani tabii daha açık konuşmadığı için niyet okumaya çalışıyoruz burada siz de ben de. Yunanistan'ın arkasında işte birileri var, onlar bu şekilde yönlendiriyor anlamında galiba söylüyor. Ülke mi bu, grup mu onu bilemiyorum ama Yunanistan Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye karşı bütün düşmanca politikalarını kabul ettirmeyi başarıyor AB üyesi olduğu için. Aynı sadece kendi taleplerini değil aynı zamanda Kıbrıs meselesinde Rum tarafının haksız, hukuksuz ve tek taraflı taleplerini de yine Avrupa Birliği içinde Kıbrıs Rum kesimi, Güney Kıbrıs Rum kesimi yine haksız hukuksuz bir şekilde Avrupa Birliği'ne tek taraflı Kıbrıs Türk tarafı yok sayılarak, KKTC yok sayılarak üye alındığı için onların da taleplerini yine Avrupa Birliği nezdinde kabul ettirmeyi ikisi birlikte mücadele vererek Türkiye karşısında başarıyorlar. Onu mu Avrupa Birliği'ni mi söylüyor yoksa işte son dönemde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri geleneksel Ege'deki Akdeniz'deki geleneksel denge politikasını bir kenara bıraktı. Bunda Yunanistan'ın belki ya da Rum kesiminin ya da Rum lobisinin ABD yönetimi nezdindeki başarısı ya da ABD'yi yöneten yöneticilerin Rum lobilerine yönelik sempatisi olduğu kadar, onun payı olduğu kadar Türkiye'nin, Türkiye'deki AKP hükümetinin dış politikadaki başarısızlığı ve yalnızlığı da önemli rol oynuyor. O yüzden Yunanistan ya da onun arkasındakileri işte suçlayarak ya da işte hani biz biliyor vesaire diyerek tabii ki hamasi sözler söylenebilir ama günün sonunda şu soruya da yanıt vermek durumundasınız. Yani bu denge bozulurken neden bahsediyorum? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ta iki tarafa da silah vermeme. İşte Ege'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengede işte hatırlarsınız siz benden çok daha uzun deneyimli bir diplomasi gazeteciliği geçmişiniz var. 10-7 dengesi vardı. 10-7 dengesi şu anda resmen 0-10 oldu. Yani 10-7 neydi? İşte yardım yapılıyorsa 7'si Türkiye'ydi. Onun 3'ü Yunanistan'aydı. Şu anda ise 10'u Yunanistan'a 0'ı Türkiye'ye yapılıyor. ABD'den baktı. ABD'nin işte savunma yardımlarının ya da işte ilişkilerinde. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ile Girit'te işte deniz üssü, ortak deniz üssü kurdu. Dede Ağaç'a işte askerler getirdiler birlikte. Yine Rum kesimiyle mesela hiçbir şekilde silah satmayan Amerika Birleşik Devletleri 2 yıl önce ilk kez bu ambargosunu kaldıracağını açıkladı ve şimdi de geçtiğimiz günlerde de artık silah satışına başlayacaklarını söyledi ve bu konuda Türkiye'nin kınama yapmaktan öteye geçen bir ABD'yi ikna edecek bir politikası maalesef yok ortada. Hiçbir şey yapılamıyor. Kongre işte heyeti gönderildi biliyorsunuz. İşte parlamentodan heyet gönderildi ABD kongresine ve eli boş döndü bu heyet. Yani neydi amaçları? İşte F-16 uçakları almaya çalışıyoruz Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Elimizdeki F-16'ları da bir üst sınıfa upgrade etmeye çalışıyoruz. Ama öyle bir hava yok orada. Ayrıca geldiğinizde baktığınızda bir taraftan Rum kesimine
verilecek olan silahlar. Bir taraftan Yunanistan ile ilerleyen savunma işbirliği ABD arasında, bir taraftan bakın NATO tatbikatlarına bile yansıyan Türkiye'ye taciz girişimlerine karşı yine etkisiz kalınması Ankara'da. Neresinden bakarsanız bakın Ege'de ve Kıbrıs sorununda da tamamen Yunanistan'ın, Rum kesiminin işte üstünlüğüne, lehine bir dengeye dönmüş durumda ABD'nin bu bölgeye bakışı ya da NATO içindeki dengeler. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Silah üstünlüğü bağlamında da Türkiye'nin mesela S-400, az önce bahsettim, Rusya'dan S-400 savunma sistemleri aldık. Karşılığında ABD bizi F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı. Haksız, hukuksuz bir şekilde çıkardı. Ama buna bile bir tepki gösteremeyen bu iktidar şimdi Ege'de silah üstünlüğünden mahrum durumda. Yani Yunanistan'ın elinde her çeşit silah sistemi var, istediğini de alabiliyor. Ama Türkiye ancak eski F-16'larını yaptırmak için ABD'den ricacı oluyor. Böyle bir absürt, böyle çelişkili bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu tabloyu da bize dış politika başarısı diye anlatan bir iktidar ve onun başındaki Cumhurbaşkanı var. Bir de bunun seçmendeki karşılığını istiyorsunuz anlamaya çalışalım. Çünkü ben bunu bütün hani stüdyoda ağırladığım siyasetçilere soruyorum. Hali hazırda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemik bir seçmen kitlesi var. Onlara da son derece saygılıyız ama onları da anlamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bizim okumaya baktığınız zaman ben de sizinle aynı fikirdeyim. Şimdi böylesine bir dış politika hani portföyüne baktığınızda bunun başarılı olduğunu ileri sürmek çok mümkün gelmiyor. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin aslında durumunun çok iyi olduğunu ama neredeyse yedi düvelin Türkiye'ye savaş açtığını, her ne yaparsak yapalım bizim her şeyimiz doğru ama yabancı güçlerin de sürekli bize karşı hep kötü niyetle, art niyetle bir işler yaptığını, bizi zora soktuğunu düşünen, buna kanaat getirmişte çok sağlam bir kitlemiz var. O yüzden sanki bu düşünce şeklimizde kendimizi yalnızlığa mahkum etmiş ve yaralı çocuklar gibi hissediyoruz adeta. Siz baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Kendi seçmeninizdeki olan diyaloğunuzda nasıl oluyor? Ve arada ola ki iktidar partisi seçmeniyle denk geldiğinizde onlardan nasıl bir hani geri bildirim alıyorsunuz? Çok merak ediyorum nasıl işliyor o iş? Tabii az önce de ifade ettim, bir kere daha vurgulamak isterim. Bu işte yedi düvel bize karşı tek başımıza mücadele veriyoruz söylemi özellikle ekonomi yönetiminde beceriksizlik nedeniyle Türkiye'nin enflasyon, İşte işsizlik, yoksulluk, yani bunun tırmandığı dönemde kullanılıyor AKP tarafından. Mesela bu söylemi şeyde hatırlayabiliyor musunuz? Siz de o günleri hani çok canlı bir şekilde hatırlayacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde Avrupa Birliği sürecini canlandırdığında ya da işte ondan önce Ecevit döneminde başlayan reformları alıp yine muhalefetteki işte bizimle birlikte götürdüğünde hiç öyle şey görüyor muydunuz? Dışmışlar bize karşı vesaire, tam tersine dünyayla entegre olmaya çalışan bir Türkiye görüntüsünü. O zaman yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Meclis konuşmasında Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmek üzere bir sürecin içinde olduğuna atıfta bulunmuyor. Osman Kavala davasının Türkiye'ye ne gibi bir açmazı getirdiğine kesinlikle hani hiç dokunmuyor. Belki başka şeylere de tabii aslına bakarsanız başlı başına tam da girmediği bir konu. Aslında belki de muhtemelen hani öyle bir analiz yapmadım, bir gazeteci dostlarımızın yapabileceği bir şey. Avrupa Birliği meselesinin burada kelime olarak ismi dahi geçmiyor. Yani kesinlikle, Avrupa Birliği'nin hiçbir içerik de yok, kelime de yok. Avrupa Birliği yöneliminden bahsetmiyor ama tahminim bu hafta Avrupa işte siyasi birliği toplantısı var Prag'da biliyorsunuz. O toplantıya katılıp Avrupa liderleriyle işte muhtemelen görüntü vermeyi tercih edebilir. Henüz kararını açıklamadı ama öyle bir işte dış işlerinde işte gitsek gitmesek kararsızlığı var diyor ama gidebilir şeklindeki yorumlar ağır basıyor. Ama konuşmasında Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyelik süreci, Avrupa Birliği bizi, tabii onların da çok büyük işte yanlışları var Türkiye'ye yönelik önyargıları vesaire ama Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimi, üye hatırlarsanız ne diyorlardı, işte Kopenhag sürecini Ankara sürecine dönüştürüyoruz söylemi hatırlayın. İşte yani biz bu kriterleri yerine getireceğiz demekti. Yani onlar ne düşünürse düşünsün biz Avrupa standartlarını vatandaşlarımızın işte yaşayacağı standartlar olarak kabul edeceğiz diyen bir AKP yönetiminden artık Avrupa'nın adını anmayan bir AKP yönetimine geldik. Ayrıca bakın
Avrupa'nın bazı adımlarına karşı da yine yeterince karşılık veremeyen bir şey. Nedir? İşte az önce söyledim, Yunan, Rum tezlerine karşı teslim olmuş bir Avrupa yönetimi. Ayrıca Türkiye'nin resmi elinde hukuki olarak bir adaylık ismi var. Türkiye Avrupa Birliği tam üye adayıdır. Bu hem Türkiye'nin kendisini bağladığı ama aynı zamanda da karşısındaki Avrupa Birliği'nin tüm liderleriyle birlikte, kurumlarıyla birlikte bağladığı bir şey. Yani tamam, ilişkiler ne kadar kötü olsa da bu ortadan kaldırılamayacak bir gerçek. Ama Avrupa Birliği dokümanlarına bakarsanız son 2 yılın, 3 yılın, 4 yılın dokümanlarında artık Türkiye'yi, eskiden hatırlayın, standart bir AB mesela liderler zirvesi açıklama metni vardır. Orada der ki işte AB şu konuları ele aldı. Bir genişleme. Genişleme dediği anda Türkiye aday olduğu için oraya Türkiye yazılırdı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Genişlemede Balkan ülkeleri, bizden çok sonra aday olan Balkan ülkelerinin nasıl hızlı bir şekilde üye alınacağı bahsedilirken Türkiye artık genişleme bölümünde yer almıyor. Türkiye nerede yer alıyor? Bazen işte Doğu Akdeniz, işte o Yunanistan'la kriz bağlamında ele alınıyor. Bazen çevre ülkeler, komşu ülkeler diye ele alınıyor. O yüzden tamamen bunun aşama aşama buradaki kazanılmış hakkımızın yıpratılmasına, yok edilmesine de yine Ankara AKP hükümeti sessiz kalmakta. Yani bırakın yeni kazanım elde etmeyi, elimizdeki kazanımın gitmesine bile sessiz kalmakta. O yüzden konuşmalarına baktığımızda dünya bizi konuşuyor vesaire dediğinizde ulusal çıkarlarında neyi koruyorsun sen? Ona bakmak lazım, tamam mı? Yani doğrudur, bazı yaptığımız, sizin de benim de evet iyi dediğimiz şeyler var. Nedir? Mesela tahıl koridoru. Doğrudur. Kesinlikle Türk diplomasisinin önemli başarılarındandır. Bu iktidarın bu bölgedeki, sadece bu bölge değil, dünyanın geneline şu büyük krizlerime tahılın ulaşması bağlamında Birleşmiş Milletler'le, Rusya'yla, Ukrayna'yla vesaire yaptığı iyi bir şeydir. Ama genel anlamda Türkiye'nin ulusal şeyi, yani görüntü olarak iyidir. Şeydir. Ama Türkiye'nin ulusal çıkarları bu dönemde korunmakta mıdır dediğinizde ben size soracağım şeylerdi. İşte mesela Kıbrıs konusunda ulusal çıkarımız korunuyor mu? Hayır. Biz bütün işte bahsettiğimiz ala vala ile bahsettiğimiz ülkelerin herhangi birine, Katar konuşacağız belki sonra, Azerbaycan, Rusya, başka ülkeler, yani siz söyleyin isimlerini, herhangi birine KKTC lehinde bir adım attırabilmiş miyiz? Hayır. Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı olduğumuz birçok konuda, hadi Yunanistan'a dinletemiyoruz. AB onların işte Yunanistan ve Rum kesimi üye olduğu için dinlemiyor. Ama kendi bölgedeki kardeşimiz dediğimiz ülkelerin hiçbiri yanımızda değil. Mısır işte karşımızda, şeyde Akdeniz Enerji Koridoru anlaşmalarında, işbirliğinde vesaire. Orada bir türlü ilişkiler normalleşemiyor. Filistinliler karşımızda. Katar. Bırakın KKTC'nin lehine adım atmayı, Rum kesimiyle anlaşmalar imzaladı. İki kez hem de. Hatta bir tanesi Türkiye'nin kendi çıkarlarının olduğu bölgede. Kıbrıs Türk'ünün kendi çıkarlarının olduğu bölgede. Şimdi yalnız yenilerde Rusya'dan da bir adım geldi. Rusya'da işte Türkiye'de herhalde nerede? Antalya'da orada burada bir duracaklar. Ondan sonra KKTC'ye uçuşu devam ettirecekler. Öyle yeni bir düzenlemeye gittiler. Henüz kesinleşmedi bir. İkincisi resmi anlamda bir işte tanıma, şeyle açma vesaire, böyle adımlar yok. Hepsi bunların gayri resmi. Ama insanlar Yunanistan'la Rum kesimiyle iş yaparken resmen yapıyorlar bunu. Yani öyle hani dolaylı, gizli saklı değil. Resmen iş yapıyorlar. Benzer şekilde az önce söyledim. Silah sistemlerimizin Ege'ye karşı, Yunanistan'a karşı dengenin aleyhimize dönüşünde bir şey yapılamıyor. Bölgemizde başka hangi konuya baksanız, yani lehimize ne var diye baktığınızda maalesef bir, hani benim görebildiğim bir şey yok, ama ulusal çıkarlarımızın koruması bağlamında maalesef bir, şu da kazançtır diyebileceğimiz bir şey elimizde yok. İşte dünya bizi konuşuyormuş vesaire. Şimdi doğrudur mesela Rusya Ukrayna, işte Ukrayna'ya haksız, hukuksuz bu işgal, şimdi ilhak konusunda Türkiye işte diyor ki tabii ki kınıyoruz Rusya'nın yaptıklarını, ama işte bir tarafsız, bir denge politikası, arabuluculuk vesaire. Şimdi arabuluculuk imkanı da ortada kaldı mı emin değilim açıkçası. Yani buradaki Türkiye'nin şu ana kadar oynadığı rolün de giderek zayıfladığı yönündeki yorumlara dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü yani olay çok sonra, bambaşka bir noktaya gidiyor da, o yüzden bakın, değil mi? İşte bile? Tabii mesela Zelenski NATO'ya üye olmak istiyor. İşte acil şey yaptı. Türkiye bu konuda ne düşünüyor? Yani Amerika ve işte Avrupa tarafı biraz hemen anında işte olamaz, şimdi olamaz vesaire deyip bunu refüze ettiler. Ama bir taraftan ortada bir Türkiye ne düşünüyor bu konuda mesela? Sessiz Türkiye. Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar, nükleer silah kullanma tehdidi konusunda Türkiye ne düşünüyor, ne yapacak? Yani bu tarafsızlık politikası da bence
gün geçtikçe söyleyeyim alan anlamında sıkışmaya başlamış durumda. Daha önce sizin programınızda konuşmuştuk. Yaptırımlara katılmıyoruz ama yaptırımların ülkemiz üzerinden delinmesi gibi bir riski bence üstlenmemelidir bu hükümet. Çünkü böyle bir risk olduğu yönde açıklamalar görüyoruz. Biliyorsunuz ABD'den gelen ya da başka müttefiklerimizden, dostlarımızdan gelen. Umarım olmuyordur. Yani bu girişimler işte oligarkların paralarının Türkiye üzerinden dünya piyasasına girmesi vesaire gibi. MİR sistemi bir ara işte biz MİR'e geçiyoruz dendi ama sonra büyük bir tepki gelince orada da biliyorsunuz geri adım atıldı. Bankalarımız MİR'den çıktı. O nedenle böyle hani ulusal çıkarımız korunabiliyor mu, korunuyor mu konusunda açıkçası bu söylemlere bak arkasında yani bu hamasi söylemlerin arkasında maalesef başarısız özellikle ABD'deki ilişkiler konusunda bakın 30-40-50 yıl geriye gidelim. Siz de çok iyi analiz ettiğiniz dönemler. Değişik iktidarlar geldi Türkiye'de. İşte Ecevit, Demirel, Özal, Çiller aklınıza kim gelirse. Bu iktidarların hiçbiri döneminde Amerika'da ne iktidar ne kongre Türkiye karşıtı kararları bu kadar rahatlıkla geçiremedi. AKP döneminde oldu. Neden bahsediyorum? Ama haksız hukuksuz tarihi iftiralar, soykırım tezlerini Senato ve Temsilciler Meclisi neredeyse oy birliğiyle AKP döneminde geçirdi. Ağzını açamadı kimse. Başkan Biden büyük bir hakaretle 23 Nisan ulusal bayramımızı arayıp ben yarın 24 Nisan'da soykırım yaptığınızı söyleyeceğim diye AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'nın kendisine söyledi. Gerekli yanıtı veremediler. Aynı şekilde şimdi işte Rum kesimini az önce bahsettik uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Her türlü denge Rumlardan yana kayarken, her türlü denge Yunanistan'dan yana kayarken yine hiçbir adım atılamıyor. Yani bunların hiçbiri hatırlayın ne Ecevit döneminde ne Demirel döneminde ne işte beğendiğim için diyemiyorum yani asla ama darbe dönemlerinde ne ondan sonraki Ardılı'ndaki işte demokrasiye geçişteki Özal döneminde Yılmaz, Çiller aklınıza gelen tüm liderler döneminin hiçbirinde Türkiye'ye karşı bu kadar Türkiye'nin aleyhine kararları birbiri ardına çıkardıkları dönem olmadı ama baktığınızda AKP iktidardan buna karşı yapılabilen yani bir etkin, caydırıcı, en ufak bir adım atabilecek bir kapasiteleri gözükmekte. Evet, bir de lafınıza kesmek tabii istememiştim ama yani şimdi içinde bulunduğumuz denkleme baktığımızda Rusya'nın Ukrayna'daki işte yürüttüğü savaş falan o denkleme baktığımızda hani Türkiye'nin tarafsızlık politikası diye bir şeyden nasıl söz ediyoruz bilmiyorum çünkü Türkiye NATO üyesi bir ülke. Hani artı bir de değerler silsilesi bütünü olduğu için Washington Anlaşması orada biraz kelimelerde belki daha farklı bir ifadeye gitmek lazım. Yani her ne kadar iktidar onu niye söylediğini anlasam da o teknik olarak aslında öyle bir tarafsızlığı yürütmesi Türkiye'nin çok da söz konusu değil diyeceğim. Ama yine o söylediğiniz şöyle önemli, o söylediğiniz şunun için önemli bence üzerinde duralım. O söylediğiniz Türkiye'de aslında dış politikanın nasıl günlük, nasıl aslında geniş erimli hedeflerden uzak yapıldığının da bir kanıtı. Çünkü zihinleri manipüle etmek istiyorlar. Bir taraftan bir gün diyorsunuz ki, bir gün diyorsunuz ki NATO üyesiyken diyorsunuz ki bu NATO işte ıvır zıvır işlerle uğraşıyor, etkin karar almıyor, hiçbir şey yapmıyor diyorsunuz. Bir taraftan da diyorsunuz ki bak yaptırım işte uygulayan ülkelere de diyorsunuz ki işte bak ne ekersiniz onu biçersiniz biz uygulamıyoruz siz uyguluyorsunuz Rusya size işte tepki gösterecek ya da Rusya'nın yapacaklarını sanki meşru haklı gösterirmiş gibi bir söylem. Aslına bakarsanız her gün söylemde bir önceki günle ya da bir sonraki günle çelişen açıklamalar belki de dış politikanın zaten bu kadar Dışişleri Bakanlığı'nın etkisinden uzaklaşması belki de dünyanın en yetişmiş hep öyle derdik şimdi artık öyle diyecek miyiz bilmiyorum. Hariciyesi dediğimiz en deneyimli en birikimli hariciyesi dediğimiz Türk dışişlerinin etkisinden diplomatlarımızın işte deneyim birikim ve işte kendi görüşlerini aktarabileceği bir noktadan uzaklaşması ve sarayda belli bir işte clean sadece işte Cumhurbaşkanı ve etrafındaki bazı danışmanların yürüttüğü bir politika ve iç politika endeksli bir malzeme gibi kullanılmasının bizi getirdiği nokta bu. Evet. Kesinlikle. Bir de hani Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunuyorsunuz. Herhalde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bürokratları dinleyen kimse yok. Çünkü ben hani 16 Eylül'den beri bu programda ısrarla diyorum ki bakanlıktan İranlı ölen kadın, öldürülen kadın Mahsa Amini için bir satır bir şeye ihtiyacımız var diyorum. Hiçbir açıklama yok. Hani ne şekilde anlıyorlar onu bilemiyorum. Dün Tahran
sokakları, üniversite falan yine karıştı. Bilim Üniversitesi'nin önünde yine işte o irşat polisiyle öğrenciler arasında bir kovalamaca yaşanmış. Ondan sonra veliler üniversite kapısına gitmiş. Hem kızları hem erkekleri için tabii son derece endişeliler. Ne oluyor, ne bitiyor? Onun dışında hani artık orada öyle bir patlama yaşandı ki kadınlar başörtüsünü çıkartıp protestoya öyle gidiyorlar. Kaç kişi ölüyor bilmiyoruz. O genel rakamların hiçbirine de yani ben hani eğer biraz dış politika okumasını biliyorsam inanmıyorum. O yüzden rakamları da şey yapmıyorum. Ama çok üzücü bir gelişme. Bakanlıktan tek satır bugün dahil olmak üzere yok. Her gün sabahleyin uyanıyorum, bakıyorum bakanlığımızdan bir açıklama gelecek mi diye. Bakın tabii ki şöyle düşünüyor. Tabii ki İran bizim önemli bir komşumuz, önemli bir ülke, ilişkimiz iyi vesaire, ama bir insanın, bir kadının böyle bir şekilde katlediliyor olması kabul edilemez. Türkiye'de biz nasıl kadına yönelik şiddet, kadın cinayetine karşı çıkıyorsak, her durumda işte mücadele veriyorsak, dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde yanında olmamız lazım. Ve bunun işte bir şey nedeniyle, insanın işte şu örtün örtmedin, kılık kıyafet vesaire gibi bir nedenle bir insanın canından olması kabul edilemez. Bu konuda hani yani siyaset, ilişkiler vesaire vesaire hepsi belki ikinci planda kalır bir insanın, bir kadının hayatı söz konusuysa. Kesinlikle. Şimdi siz şeye atıfta bulundunuz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında işte İstanbul'da gerçekleşen o görüşmeye. Şimdi o görüşmeyle ilgili deniyor ki Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları, Ukrayna Savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki geliş meler dahil bölgesel konular değerlendirildi diyor Beyaz Saray sayfasında. Şimdi burada yalnız benim bazı hani kaynaklarımla yaptığım konuşmada şöyle bir vurgu yapıldı. Aslında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki yaptığı konuşmada da her iki ülkenin Türkiye'ye verdikleri taahhütleri yerine getirecek olurlarsa bu üyelikleri meclisten geçireceklerine yönelik bir açıklaması oldu o konuşmada. Evet. Şimdi Amerikan tarafının bunun akabinde hemen çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye geldiği ve bu konudaki kaygılarını ilettiği söyleniyor. Bir, bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da şu: ülkemize verilen sözler yerine getirilinceye kadar ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye dışında bütün NATO üyesi ülkelerin parlamentolarından da bu her iki ülkenin NATO'ya girişi de onaylandı. Bir tek Türkiye'de duruyor. Jake Sullivan'ın da hani İstanbul'daki bu ziyaretinin ana temasının hadi bunu meclisten geçirin. Hazır mecliste işte başladı 27. dönem oturumuna, bir an önce bunların şeyini, üyeliklerini resmileştirelim diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyareti? Tabii İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması, aslına bakarsanız yani bu kıtanın tarihinde, yani dünya tarihinde aslında bir dönüm noktası. Çünkü tarihsel olarak tarafsızlığı benimsemiş olan veya bir ülke ya da daha işte iki tarafta da iyi ilişkiler olduğu düşündüğünüz diğer ülke, ikisi de şimdi artık Rusya'ya sırtını dönerek NATO'ya girmek istiyor. Bu tarihsel öneme sahip ve ABD'nin, özellikle ABD'nin çok istediği ve bir Rusya'ya karşı aslında bir başarı olarak gördüğü bir husus. O yüzden ben bu görüşmede Amerikan temsilcisinin Cumhurbaşkanı'nın danışmanına sizin de düşündüğünüz gibi, tahmin ettiğiniz gibi ya da sizinle konuşanların tahmin ettiği gibi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun onay sürecinin hızlandırılması talebini aktarmış olduğuna ben de hani katılıyorum bu tahminlere. Ve ABD yönetimi zaten genel şeyi bunun hızlı bir şekilde geçmesi. Peki burada bu iki ülke bir güvenlik ittifakının içine girerlerken, bu ittifakın içinde güvenlik, diğer üyelerin güvenlik kaygılarını gözetmek durumunda mıdır değil midir? Durumundadır. O yüzden İsveç'ten, Finlandiya'dan beklediğimiz işte
Mesela silah ambargosunun kalkması Türkiye'ye ya da işte teröre verilen destek gibi konularda adım atılması bizim daha şimdi değil öteden beri beklentimiz. Burada imzalanan bir işte ya da yapılan bir anlaşma var. Bunun NATO dokümanı olduğunu söylüyor AKP tarafı, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP tarafı. Bu bir NATO dokümanı değil. Her ne kadar NATO Genel Sekreteri imzalanırken yanlarında olsa da bu işte üç ülkenin kendi aralarında imzaladığı bir şey. Ve bundan sonra da aslında muğlak bir şey. Daha önce tartıştınız muhtemelen siz programınızda bunu. Çünkü ben de başka fırsatlarla. Burada önümde şimdi metin yok ama muğlak ifadeler var. Ve daha sonrasında zaten iki ülkenin liderlerinin yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin tüm taleplerinin karşılanmasının çok da olası olmadığını gösteriyor. Özellikle iadeler konusunda. Ama silah ambargoları konusunda aslında bu kabul edilemez bir şey. Yani işte ittifaka girdiğiniz bir ülkeye silah ambargosu uygulamanız. Ama biz tabii şeye bakarken İsveç ve Finlandiya'ya tamam onlar kaldırsın ama asıl ambargoyu uygulayan mesela Almanya hala sürdürüyor. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri daha konuşuyorduk işte F-35'ler konusunda bize yaptırım uyguluyor. F-16'ları bize işte güçlendirip güçlendiremeyeceğimiz belli değil muhtemelen olmaz diye mesajlar ama geliyor. Ama o yaptırımı uygularken tabii ki Türkiye'nin attığı adımlara yönelik o şeyler. S-400'e karşılık evet. Ama tabii etki tepki ama, işi onu da doğru ama yine de bir gerekiyor. Müttefikiniz var. Yine de o da kabul edilemez bir şey. Çünkü Türkiye bu konuda çok büyük kayıplara uğruyor. Sanayi anlamında da savunma sistem tedariği haklısınız. Anlamında o anlamda da. Amerika'ya olumlu bir şey söylemek tabii. Adına söylemedim. Ama yani bunun tabii. Hani bir meseleyi idare etme sorumluluğu vardır ya. Şimdi S-400'e tabii. Gelinceye kadar yani S-400 almadan bu işin nereye varacağı üzerinden eğer ki hani iktidar büyük bir yaygara koparsaydı ki o kapasitesi var. Hani hakikaten hem Türkiye'de gündem yaratabiliyor. Dünyada da gündem yaratabiliyor. Bu illaki S-400'ü alıp öyle bir yaygara koparıp Türkiye'yi F-35'ten çıkartması için karşı tarafa koz vermesi anlamında kullanılamayabilirdi. Yani bir dolu farklı atılacak tabii. Adım var. O anlamda tabii, söylüyorum. Biliyorum. Hani izleyenlerimiz biliyorum. De şey yapmasınlar. Yanlış anlamasınlar. Bu konuda da aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla biliyorsunuz asıl onay verildi ve süreç başlatıldı. Bu süreci başlatmayacağız diyordu biliyorsunuz Erdoğan. Hiçbir şekilde hiç gelmesinler diyordu. Şimdi artık parlamento nihai onay parlamentodu diye. Anladığım kadarıyla şu anda işte gördüğüm F-16'ların belki yükseltilmesine işte kongrenin onayı karşılığında muhtemelen Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın işte üyeliklerine evet denmesi istenecek. Eğer böyle bir pazarlık karşılığı bu istenirse bu son derece bence yine diplomatik bir başarısızlık olur. Çünkü net bir şekilde bu ülkelerin verdikleri desteği kesmeleri gerekiyor. Ama bunu işte mesela İsveç'ten bir haber geldi silah ambargolarının kaldırılmasına yönelik. Ama bunun detaylarına da bakmak lazım. Bazen bir açıklama veriyoruz. Mesela bir iade yapıldı dendi. Geçenlerde baktık o iadenin siz de görmüşsünüzdür içeriğini. Tamamen adli suçtan aranan birisinin iadesiyle ilgili. Evet ama şimdi bu Türkiye'nin İsveç'te, Türkiye'nin Finlandiya ile yapmış olduğu o NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in şahitliğinde yaptığı o imzalarda ki metinde siz de biliyorsunuzdur Avrupa İade Sözleşmesi'ne atıf var. Tabii. Şimdi Avrupa İade Sözleşmesi kapsamında deniliyor. Demek ki Türkiye zaten böyle bir prosedürü işlemekle mükellef olduğu için o metinde herhangi bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye ayrıca bir taahhütü de yok. Yani o detay gibi geliyor çok kişiye hani dış politikadaki o teamülleri herkes takip etmek zorunda değil. Ama orada İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yeni bir taahhütte bulunma durumu yok. Yok bir zaten kere onun sonradan yaptıkları açıklamalarda gerekiyor. Da biliyorsunuz bunu söylediler. O yüzden burada muhtemelen bir işte ABD'nin yine baskısıyla isteğiyle bunun parlamentoya getirilmesi talebi var ama AKP yönetimi buna nasıl davranır bilemiyoruz. Orada biliyorsunuz bizim şöyle bir önerimiz olmuş. Tabii günlük siyaset yaptığı için AKP böyle işleri ya düşünemiyor ya da düşünse bile bunu nasıl beceririz diye adım atamıyor. Sayın Faik Öztürk belki hatırlayacaksınız demişti ki ya bu süreç aslında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul sürecini aslında Türkiye doğrusunu yapması gereken şuydu. Kendi AB sürecinde ilerleme isteyebilir. Yani müzakereyi aslında onlar NATO'ya giriyorsa biz de Avrupa Birliği'nde ilerleyelim şekline getirse daha olumlu adım atılabilir ve belki de bunu yapması gerekir. Bunu gerçekleştirin diye çağrıda da bulundu. Her zaman yaptığımız gibi yani yapıcı muhalefetin gereği ya şunu da düşünsenize bunu da yapsanıza ama maalesef o konuda da biliyorsunuz bir adım atılmış değil.
Evet, yani her şeyi idarenin farklı farklı yolları var. Bu çok kötü kayıp olmuş o zaman. Güzel bir fikirmiş o. Şimdi ben sizi bu Katar tezkeresine getirmek istiyorum Sayın Çakır Özer. Geçtiğimiz hafta içerisinde meclis başkanlığına sunulan bir tezkere var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da Dünya Kupası Kalkan Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Sanıyorum bu hafta içerisinde de bunun hızlıca bir ele alınması falan bekleniyor. Nedir bu? Daha önce polis gidiyordu, şimdi asker gidiyor. Hem polis hem asker mi gönderiyoruz? FIFA'yı biz mi şey alacağız? Yani güvenliği bizden, tamam, Türkiye'den mi mesul olacak? Bunun komutası kimde olacak? Açar mısınız biraz? Şöyle, biliyorsunuz gelecek ay, Kasım ayında Katar'da Dünya Kupası maçları oynanacak. Dünya Kupası, işte Katar'daki Dünya Kupası aslında yıllardır tartışılan bir konu. Birçok açıdan, yani işte Katar'da işte insan hakları, demokrasi önem veriliyor mu? İşte bu Dünya Kupası maçları için yapılan statlarda çalışan binlerce işçinin işte öldüğü, çok olumsuz koşullarda çalıştığı vesaire. Birçok tartışmalar vardı zaten uluslararası arenada tartışılan, ama artık başlıyor şampiyona. Şimdi bir bu şampiyona, işte Katar küçük bir ülke, işte ordusu zaten yok denecek kadar, biliyorsunuz kısa süre önce biz koruduk onları, bir oraya işte asker göndererek Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Körfez'deki ülkeler arasındaki krizde Türkiye'nin koruması altına girmişlerdi. O dönemde de yani silahlı gücü çok zayıf. Şimdi bu, anladığım kadarıyla bu uluslararası organizasyonun güvenliğinin sağlanması açısından Katar yetersiz olduğunu düşünüyor ve İyi ilişkiler içinde olduğu ülkelerden, başta da Türkiye'den destek istiyor. Bu meclise daha önce geldi. Polis gönderelim diye geldi. Ve biz o dönemde sorduk. Birincisi, şampiyona Türkiye'de düzenlenmiyor. Türkiye kendisi de aslında, hani takımımız mesela gider de onu korumaya gönderirsiniz. Takımımız katılmıyor. Elendi maalesef Türkiye. Birleşmiş Milletler'den bir karar alınmış değil. Katar'ı koruyalım biz bir ay boyunca diye Güvenlik Konseyi'nin bir kararı yok. Meclise biz söylemiştik, ya bu polis niye gidiyor? Tabii ki biz Türk polisi her türlü uluslararası görevi yerine getirecek yeterliliktedir, tecrübeye sahiptir, ama bu görevleri genelde geçmişte ya BM kararıyla ya Interpol kararıyla, Europol kararıyla, yani uluslararası teşkilatların bir parçası olarak yaptılar. İktidar dedi ki ya işte Katar işte biz istiyor, risk olmayacak. Oysa çok son derece riskli bir organizasyon. Bütün uluslararası organizasyonlar nerede yapılırsa yapılsın dünyanın her yerinde güvenlik riski içerir. Katar'daki hele hele daha çok içerir. Neden? Bir, Katar bölgesindeki ülkelerin iç işlerine müdahale eden bir ülke. Mesela bu bölgedeki ihvancı hareketlerin finansmanı Katar tarafından sağlandı. Suriye'de, diğer ülkelerde. Katar yakın geçmişe kadar komşularıyla çok büyük ciddi sıkıntılar yaşadı. Katar şu anda Afganistan'daki Taliban yönetiminin, ve özellikle daha da kötüye gidiyor biliyorsunuz, orası artık yine tekrar uluslararası terörün yatağı haline geliyor, bir koruyucusu konumunda şu anda. Böyle bir ülkede düzenlenecek olan bir uluslararası organizasyonun tüm sorumluluğu polisimize verildi. Mecliste biz karşı çıktık. Yapmayın etmeyin dedik. Dinlemediler. Gönderdiler. Sanırım birkaç bin polisimiz gidecek oraya. Uzman polis köpekleri, bomba arama tarama. Statlar korunacak. Otobüs kafileleri, takımların geliş gidiş, takımların kaldıkları oteller vesaire. Şimdi yeni bir şeyle karşı karşıyayız. O da bu sefer asker gönderme. Bu sefer tezkere. Tezkereyle gönderiliyor. Türkiye dışında başka ülkelerden de Katar'ın talebi olduğu söyleniyor. Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den falan. Var mı onlardan buna tezkere, onay veren? Tezkere metninde işte başka ülkelerin de katılması söz konusu diyor. Sadece o kadar, bir belirsiz bir cümle, söz konusu diyor. Ama burada önemli olan başka ülkenin katılıp katılmamasına öte. Biz, birincisi ortada bir uluslararası, bir BM kararı yok bakın. Yani mesela işte başka güvenlik şeylerine gönderdiğimizde askerimizi BM kararıyla gönderdik. Üyesi olduğumuz ittifakın bir kararı yok. NATO'dan bahsediyorum. Türkiye'nin ulusal güvenliğine bir tehdit yok. Bize işte can güvenliğimize bir tehdit yok. Sınırımıza, vatanımıza bir tehdit yok. Askerimizi, Mehmetçiği biz Katar'a FIFA kalkanı olmaya gönderiyoruz. Şimdi neyi koruyacak? Havalimanları, deniz limanları, yani Katar'ın etrafında nasılsa neyi koruyacak? İşte statlar, muhtemelen polisler bir bölümünü alacak, bir bölümü Türk askeri ve işte şey sayısı, şumulu, şekli, şemali, her şeyi şey tarafından belirlenecek, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şeyde, tezkereye göre. Ve böyle bir genel yetki isteniyor meclisten. Şimdi buradaki şey şu. Benim anlamadığım birkaç bir şey var. Bir de onu şey yaparsanız. Mesela hani metne ben de baktım da şeyi tam anlayamadım. Diyelim ki mesela orada herhangi işte Türk askeri veya Türk polisi bir olaya karıştı.
Yani hani güvenlik sağlamak için gittiğinizde zaten derdi bertaraf etmek için oradasınız. Her şey başınıza gelebilir. Bunun hukuki olarak düzenlemesi veya Türk askerinin, Türk polisinin aldığı ayrıcalık, imtiyaz falan gibi şeyler ben metinde görmedim. Var mı arka başka şimdi, bir yerlerde? Şöyle, bu çok polis izninde, polislere giderken bu çok tartışıldı. Şöyle bir vahim çarpıklık ortaya çıktı. Biliyorsunuz önce Katar'a biz karargah kurduk, asker gönderdik. Onu gönderirken yaptığımız anlaşmanın metninde bizim askerlerimizin orada Türk hukukuna tabi olacağı, özellikle dediğiniz konularda, yani bir başına bir şey geldiğinde. Ama polis giderken, polisler için yapılan anlaşmada polislerin Katar hukukuna tabi olacağı şeklinde, yani şeriat hukukuna tabi olacağı şeklinde bir ibare var. Ben bunu mecliste söyledim. Yani siz askerinizle polisiniz bile aynı hukuka tabi tutmayı beceremeyen bir iktidarsınız diye. Şimdikinde bunun detayı henüz yok. Bence muhtemelen tartışılacak, konuşulacak. Yani ben tezkere metninde görmedim. Muhtemeldi, yani olması gereken, ilk gönderdiğimiz karargah kurmak için gönderdiğimiz askerler için kazanılan hukuki hakkın bunda da geçerli olması gerekir. Ama bunu siz kaydını yapmazsanız, bu konuyu müzakere etmezseniz, doğal olarak uluslararası teamül, aslında genel teamül, gittiğiniz ülkenin hukukuna tabi olmanızdır. Ama burada şöyle bir şey var. Onlar bizi çağırıyor. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Onlar bizi çağırıyor. Muhtemelen ekonomik bir çıkar karşılığında. Neden bahsediyorum? Katar çok stratejik bir ülke diyor tezkere metninde. Hangi stratejik ilişki var? Benim gördüğüm, biz tabii ki Katar'la ilişkiye karşı değiliz. Bölge ülkeleriyle ilişkiye karşıyız. Ama biz neye karşıyız Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Bu ilişkilerin iki ülkede ama kendi açımızdan Türkiye'de özellikle iktidar ve iktidara yakın bazı çevrelerin kişisel çıkarlarını korumaya yönelmesi. Neden bahsediyorum? Mesela Katar'la bir ilişki kuruyorsunuz ve siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli elindeki unsurlardan, üretim arazilerinden tank palet fabrikasını hayatında tank üretmemiş Katar'a veriyorsunuz, satıyorsunuz ve işte kendinize yakın bir iş adamı üzerinden. İki, dünyada örneği görülmemiş bir şekilde 500 milyon dolarlık bir VIP uçak Katar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hediye ediliyor. Bunun dünyada örneği yok. Yani hediye dediğiniz, kravat hediye edersiniz, işte ne bileyim parfüm hediye ya da neyse işte, ama yani bir uçak, VIP uçağı 500 milyon dolar, bir bunun nasıl bir ilişki bu diye sorguluyorsunuz. Mesela Anayasa Mahkemesi iptal etti, dikkat etmişsinizdir. Bu arada Amerikan Kongresi'nde herhangi bir, mesela vekile, istiyorsa senatöre, istiyorsa Temsilciler Meclisi vekiline hediye yapacak, yani hediye verecekseniz bunun bir tavan fiyatı var. Başkana da öyle bildiğim kadarıyla. Başkana da öyle. Amerikan Başkanı'na da öyle. Onun ötesinde veremiyorsunuz. O bambaşka bir yere gidiyor. Zaten kabul etmiyorlar. Hmm. Türkiye'de anlaşılan böyle bir limit yok. Emirden burada AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'na bir uçak. Sonra son, biliyorsun, Anayasa Mahkemesi iptal etti ama hala yürürlükte. Yani şeyin iptal etti ama karar yürürlükte. Katar'a, işte bazı limanların, Katar şirketine verilen limanların süresi otomatik olarak hukuk, yani bir anlaşma hukuk yok sayılarak uzatıldı. Şimdi Katar'a böyle bir imtiyaz sağlıyorsunuz. Bunlar nereden çıkıyor? Neden çıkıyor? Sorguluyorsunuz. İşte borsanın %10'u, Avrasya Tüneli'nin hissesi vesaire. Tabii ki ekonomik ilişkiler olabilir. Katar'la birçok ülke ekonomik ilişki yapıyor. Ama bu ilişkinin şeffaf olmaması, hesap verebilir olmaması, halka izah edilememesi konusunda bizim tereddüdümüz var. Bakıyorsunuz şimdi bunlar oluyor. Arkasından polis gönderiyoruz. Arkasından asker gönderiyoruz. Swap oluyor, asker gönder. İşte şey, hisse alsınlar Avrasya Tüneli'nden, polis gönder vesaire. Bu böyle bir karşılıklılık gibi bir algı yaratıyor. O yüzden biz askerimizin, polisimizin kendi ülkemize, vatanımıza, vatandaşımıza bir güvenlik riski yokken canının riske atılmasına karşıyız. Doğru bulmuyoruz ve iktidarı da uyarıyoruz. Yani bir Allah göstermesin, hiçbirinin yani ayağına taş değmesin, polisimizin, askerimizin de. Ama bir tanesinin elbette başına bir şey gelse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Yani böyle rahat bir şekilde gönderilebilir mi Katar çöllerine asker, polis diye sorguluyoruz ama yine hamasetle şey yapıyor. Tabii ki biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bakın, Somali'de, Bosna'da, Kosova'da, her yerde kendi vatanımızın, sınırlarımızın korunmasında her yerde kahramanca görev yapıyorlar. Tamam, ama böyle diye çıkarımızın olmadığı, ulusal çıkarımızın olmadığı Katar çöllerinde ne işi var askerin, ne işi var polisin? Kim üstlenecek bu sorumluluğu? Başına bir şey gelse, bunlar bu insanın evlat, bu ülkenin evlatları, işte benim komşum, sizin yeğeniniz vesaire, bu ülkedeki hepimizin iş arkadaşı, kardeşi, akrabası. Böyle rahatlıkla, böyle işte, ya işte ilişkilerimiz stratejik. Ne stratejik var ilişkilerde? Baktığınızda, stratejik ilişki diye baktığınızda, Rumlarla anlaşma yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Neresi stratejik ilişki?
O yüzden fevkalade tehlikeli, riskli işler yapılıyor. Biz muhalefet olarak uyarı görevimizi yapıyoruz, doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla iktidar beceriksizliği nedeniyle krize, buhrana soktuğu ekonomiden çıkışı böyle anlaşmalarla kurtarmaya çalışıyor. Onun da yetmediğini de görüyoruz. İşte enflasyondaki rakamı görüyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çakır Özer. Hem haftaya başlarken bu meclis açılış konuşmasında dış politikaya dair olan satır başlarını konuştuk sizinle. Son derece önemliydi bence. Ama yani birazcık enerjimiz de düşüyor. Ben kaldıralım diye şey yapıyorum hafta başında, kimse kusura bakmasın. Ama hakikaten zihnimizde öyle bir oynanma var ki, öyle bir manipülasyon yapılıyor ki neyi nasıl görmemiz gerektiğine dair de bizlerin uyanık olması gerekiyor efendim diyeceğim. Tekrar ağzınıza sağlık. Stüdyoya da geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Yarın görüşmek üzere.